Efendim merhabalar, ben Melma Belen. Soğuk ama güneşli bir günden hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bu hafta sizlere İstanbul'un en güzel ilçelerinden denizcilik ve öğrenci kenti Tuzla'dan sesleniyoruz eğer hazırsanız. Programımız hemen başlıyor. Bu haftaki durağımız İstanbul Tuzla. Tuzla ilçesinde ilk durağımız Mercan sahili oluyor. Sahilin güzelliğine hayran kalıyoruz. Efendim şu anda muhteşem Mercan sahilindeyiz. Evet, arkamdaki tabloyu sanırım anlatmama gerek yok. Muhteşem bir doğal güzellik söz konusu burada. Eğer Tuzla'ya gelirseniz İstanbul'u bir de Mercan sahilinden seyretmenizi mutlaka öneriyorum. Değerli izleyenler, burada denizin kokusunu ciğerlerinize çekebilir, dalgaların sesine karışan martıların sesini huzurla dinleyebilirsiniz. Efendim Mercan sahilinde özellikle hafta sonları yemeğinizi yiyebileceğiniz, çayınızı kahvenizi içebileceğiniz çok güzel restoranlar ve kafeler var. Biz de sahilde biraz yürüyüş yapıp yorulduktan sonra o kafelerden birine geldik. Evet, gördüğünüz gibi şu anda içinde bulunduğumuz kafe son derece renkli ve otantik bir görünüme sahip. Evet, bu güzel ortamda ben de hemen çayımı yudumlamaya başlıyorum. Mercan sahilinden Tuzla Marina'ya geçiyoruz. Efendim Tuzla'yı gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Tuzla Marina'dayız. Burası Türkiye'nin ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası olma özelliğine sahip. İçerisinde tema park, dev akvaryum, aslan park, aqua park, bowling salonu, sinema salonu ve alışveriş yapabileceğiniz çok keyifli mağazalar bulunuyor. Evet, özellikle aslan parkı ve dev akvaryumu ben de çok merak ediyorum. Birazdan ekranlarınıza çok renkli görüntüler getireceğiz. Gözlerimizi marinanın güzelliğinden alamıyoruz. Akvaryumu ilgiyle geziyoruz. Efendim şu anda marinanın en renkli bölümünde olduğumuzu söyleyebilirim. Burası 88 metre uzunluğunda bir akvaryum tüneli, aynı zamanda Avrupa'nın en uzun tüneli olma özelliğine sahip. İçerisinde dev timsahlar, dev köpek balıkları, sevimli vatozlar ve dünya üzerinde yaşayan 12 bin çeşit balık bulunuyor. Evet, oldukça renkli görüntüler var. Hemen yanınızdan köpek balıkları geçebiliyor sağlı sollu. Değerli izleyenler, Tuzla'ya gelirseniz akvaryumu mutlaka gezmenizi öneriyorum. Marina'da ailece keyifli saatler geçirebilirsiniz.
Efendim akvaryumun her köşesini bıkmadan, usanmadan aynı heyecanla gezebilirsiniz. Evet şu anda timsahların olduğu bölümdeyiz. Birazdan onlara yemek atacağım. Bugün timsahların öğle yemeğinde uskumru var. Hemen arkadaşımdan rica edeyim. Acıkmışlar, aman onları çok kızdırmaya gelmez. Efendim timsahları beslemek biraz heyecanlı. Evet oldukça sinirli, gergin bir şekilde balıklarını bekliyorlar. Ürkmedim desem yalan olur. Efendim dünyada 3 adet aslan park bulunuyor. Onlardan biri de Tuzla Marina'da. Evet şu anda aslan parktayız. Oldukça renkli bir alan. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan büyük kedi türlerini burada rahatlıkla görebilirsiniz. Evet hemen arkamda dünyada 30 tane olan beyaz aslanların 4'ü bulunuyor. Ayrıca 2 adet de kara panter var. Mutlaka gezilmesi gereken bir yer. Evet değerli izleyenler şu anda çok değişik bir röportaj yapacağım. Yanımda yavru bir arslan var. Evet yanlış duymadınız, yavru bir arslan. Veterinerimiz Gökçe Hanım da yanımda aslanımızı besliyor. Birazdan ben de deneyeceğim bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Kaç aylık? Şöyle aylık oldu. 3 aylık. Evet. Şu anda henüz vahşi değil, zarar vermez herhalde. Değil, şu anda çok iyi anlaşıyoruz, bir sıkıntımız evet. Yok. Ne zaman başlar hırçınlıklar? Bir 7-8 aydan sonra artık yanına zor girmeye başlarız. 7-8 ay sonra yanaşmamak lazım. Evet. Efendim yavru arslan da olsa, tabii biraz tedirginlik var bende. Şöyle kucağıma almak istedim ama cesaret edemedim çünkü yerinde durmuyor. Evet, karnı da tok. Aç değil ki, şöyle biberonu uzatayım, sakinleştireyim onu. Evet, nasıl bakıyorsunuz burada hayvanlara Gökçe Hanım? Zaten gördüğünüz gibi çok fazla burada hayvanımız var. 30'un üstünde canlımız da var Aslan Park'ta. Onlar gayet memnunlar hallerinden, artık alıştılar ve yavrulamaya başlıyorlar. Evet, tutamıyoruz gördüğünüz gibi. Hiç kediye benzemiyor, kedi türü evet. Büyük kedi türü diyorsunuz evet. Aslında aslanlar ama... Tabii kedi gibi bir etki bırakmıyor sizde değerli izleyenler. Ne de olsa aslan aslandır. Evet. Şu anda kedi gibiler aslında. Ama dediğim gibi bir 7-8 ay sonra çok daha minnoş bir kedi gibi olmayacaklar. Biraz daha hareketli olacaklar. Daha sert oynuyor olacaklar. Şu an ne kadar sert oynuyor olursalar olsun. Küçükler sonuçta, bir şey yapmıyorlar. Ama her şeyin küçüğü çok sevimli. Evet mutlaka. Bunlar 3 kardeş daha var. 3 tane de yavru kaplanımız var. Hepsi burada doğdular. Evet şu anda karnı tok sanırım. Biraz da ben beslemek istiyorum evet, ama bakalım alacak mı? Oo, sesleri duyuyor musunuz değerli izleyenler? İlk defa yavru bir arslan besliyorum biberonla. Acıktı herhalde. Onlar bayağı iştahlı çekiyorlar. Evet bayağı iştahlı çekiyor. Evet çok iştahlılar. Biraz daha. Ete de geçtik ay, yavaş çok yavaş. Çok et yiyor. Et yemeye başladı i̇şte artık. 3,5 aylık et yiyor. Tabii şimdi etin tadını alınca süte çok bakmıyor. Doğru ne yapsın sütü. Aslan Park'taki sevimli yavru hepimizin sevgisini kazanıyor.
FM Tuzla'nın her köşesinde muhteşem fotoğraf kareleri oluşturacak bir güzelliğe rastlamanız mümkün. Hemen arkamdaki yat limanı gibi. Evet, Tuzla Belediyesi bir öz çekim yarışması başlattı. Ben de bu güzelliği yakalamışken bu yarışmaya katılmak istiyorum ve hemen çekimimi yapıyorum. Marina'dan ayrılıyor, meşhur Tuzla köftesinin tadına bakmaya gidiyoruz. Efendim, kısa bir lezzet molası vermek istedik. Şu anda Tuzla Belediyesi'nin sosyal tesislerindeyiz. Evet, burada balık, köfte, sulu yemek ve her çeşit yemek yapılıyor. Ancak bugün sizlere Tuzla'nın meşhur köftesini tanıtacağız. Yanımızda Özkan ustamız var. Ustacığım, kolay gelsin. Belma Hanım, hoş geldiniz Tuzla'mıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsın ustam? İyiyiz Allah'a çok şükür. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Ustacığım, Tuzla'nın köftesi çok meşhur. Çok lezzetli. Evet. İstanbul'un diğer ilçelerinden köfte yemek için Tuzla'ya geliniyor. Evet. Özellikle hafta sonları. Bu köfteyi nasıl yapıyorsun? Şöyle bir anlat. İzleyenler öğrensin Tuzla'nın köftesinin yapılışını. Tuzla'mızın özgü bir köfte. Dana döş, kuzu döş, dana buttan oluşan karışımlarıyla beraber harmanlanmış, bir gün dolapta dinlendirilmiş bir köfte. Öncelikle bu üç çeşit etimizi karıştırıyoruz ve kıymayı bu şekilde hazırlıyoruz. Evet, ekmeğini, soğanını, baharatlarıyla beraber bir gün dolapta dinlendiriyoruz. Bir gün sonra dinlenmiş bir şekilde imalata giriyoruz. Köftelerimizi basıyoruz. Ondan sonra servise hazırlıyoruz. Evet ustacığım, Tuzla'nın köftesi çok seviliyor. Ben işin püf noktasını öğrenmeye çalışıyorum senden. Şimdi buzdolabında bir gün dinlendiriyoruz dedin. Baharatları saymadın yalnız. Kıymanın içine hangi baharatları ilave ediyorsun? Karabiber, tuz, kekik. Evet. Onların dışında başka bir baharat kullanmıyoruz. Evet ustacığım. İyi, hoş, çok güzel anlattım. Biz de işin püf noktasını senden öğrendik ama şimdi tadına bakma zamanı tabii ki. Buraya kadar gelmişiz. Değerli izleyenler, Tuzla'nın kaşarlı köftesinin, sade köftesinin, yoğurt tatlısının tadına bakılmaz mı? Ustacığım, sen şöyle mikrofonu al, bana şöyle bir tut, ben de rahat rahat tadına bakayım senin ellerinle yaptığın lezzetli köftelerin. Evet, bu sade köfte. Evet. Değerli izleyenler, Tuzla'nın köftesi. Evet, Tuzla'ya gelirseniz köfte, balık yemeden gitmeyin, benden söylemesi. Çok lezzetli dedi ustam. Benim söylememe fırsat bırakmadan, evet çok lezzetli, sana katılıyorum ustacığım. Tabii bir de kaşarlı köftenin tadına bakmak istiyorum hemen. Evet, özellikle köfte yemeye gelenler var değerli izleyenler Tuzla'ya. Evet, ikisini de çok beğendim ben. İkisi de çok güzel gerçekten. Harika, eti çok özel. Ellerine sağlık. Evet, şimdi yemeğimizi yedik, köftemizi yedik değerli izleyenler. Tabii ki üzerine de yoğurt tatlımızın tadına bakmak kalıyor. Evet, şöyle düşürüyorum. Evet, her şeyi bir gün bekleteceğiz değil mi ustam? Ustacığım, çok güzel, ellerine sağlık. Şerbetini, şekerini çok güzel ayarlamışsın. Böyle baymıyor denir ya, gerçekten öyle. Ellerine sağlık. Efendim, bu özel lezzetlere ustamla birlikte veda ediyoruz. Evet, Tuzla ilçesindeki turumuz sürüyor. Tuzla ilçesinde şimdiki durağımız Şelale Park oluyor. Efendim, İstanbul'un en güzel ilçelerinden Tuzla'yı gezmeye devam ediyoruz ve gezdikçe de çok keyifli yerler keşfediyoruz. Şu anda Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'ndayız. Burada çok ilginç bölümler var. Ben de merak ediyorum. Şelale Eğitim Parkı'nı gezmeye hemen başlıyoruz.
merkeziyle ilgili daha sağlıklı bilgiyi kimden alacağız? Evet, buranın sorumlusu fen bilgisi öğretmeni Muhammed Bey'den alacağız. Muhammed Bey, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Bilim merkezine ilgiyle gezdik. Gerçekten çok ilginç bir yer. Anlatır mısınız? Burada neler yapıyorsunuz? Öğrencilere nasıl hizmet veriyorsunuz? Yaklaşık 20 bin öğrencimiz geliyor senelik olarak. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesi öğrencilerin okulda gördüğü işte fen bilgisi veya fizik, kimya, biyoloji derslerini burada somut olarak gördükleri deneyler, bilimsel deneyler var. Bu şekilde ben de öğrencilerle birlikte bir laboratuvar ortamı aslında burası. Ve bu laboratuvar ortamında öğrencilerle birlikte bilimi inceliyoruz. Bilimsel deney setlerini inceliyoruz. Evet, bilim merkezinin ziyaretçi sayısının bir aylı fazla olduğunu biliyoruz. Kaç yıl oldu açılalı? Yaklaşık 3 yıl oldu. 3 yılı da geçiyor şu anda. Evet. Kaç bin öğrenci ziyaret etti bugüne kadar? Yani senelik 20 binden yaklaşık 60-70 bin öğrenci ziyaret etti. Evet, gerçekten bilim merkezinin her köşesinde ayrı bir detay var. Çok ilginç. Öğrencilerin en çok ilgisini çeken bölüm hangisi? Yani alt katımızda insan anatomisini gösteren bir simülasyonumuz var. Genellikle biyoloji ağırlıklı bir simülasyonumuz. Animasyonu seven öğrencilerimiz de var. Ayrıca buradaki birbirinden farklı deney setlerinde de dikkatli çekiyor. Gerçekten hayranlıkla gezmeye devam ediyorum. Şu anda özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'nin ilk ve tek kutup bilim evinde bulunuyoruz. Yanımızda astronom Serpil Hanım var. Burayla ilgili bilgiyi kendisinden alacağız. Serpil Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Burada neler yapıyorsunuz? Anlatır mısınız? Tabii, kısaca özetleyeyim.
Hafta içinde okul gruplarımızla randevulu bir şekilde çalışıyoruz. Hafta sonunda halkımız buraya gelip gezebiliyorlar. Ücretsiz olarak buralardan yararlanabiliyorlar. Burada kutuplar ve Antarktika kıtası ile ilgili bir bilgi veriyoruz, eğitim veriyoruz. Daha sonrasında -17 derecede soğuk bir odada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Soğukları hissettirmeye çalışıyoruz. Çünkü Antarktika soğuklarını hissettiriyorsunuz onlara -17 derecede. Evet, özellikle vurguluyoruz. -17 derecede soğuk bir ortamda Antarktika'da gibi biraz orada yaşayan insanların yerlerine kendilerini koymaları için, empati kurmaları için yaptığımız bir bölümümüz. Daha sonrasında kutuplar ve Antarktika'nın genel olarak bilgilerinden bahsedip burada görmüş olduğunuz alanda da kutuplarda yaşayan hayvanlardan bahsedip öğrencilerimizi ve misafirlerimizi ağırlıyoruz. Evet, Serpil Hanım, anladığım kadarıyla hem çocuklara hem de yetişkinlere burada kutup eğitimi veriliyor. Evet, hafta içi dediğim gibi okul gruplarımızı, hafta sonunda vatandaşlarımız yani isteyen istediği yerden, istediği ilçeden, istediği şehirden buraya gelip ziyaret edebilir. Dediğim gibi ücretsiz olarak yararlanabilirler. Evet değerli izleyenler, Kutup Bilim Evi'nde şu anda soğuk odadayız. Adından da anlaşılacağı üzere burası şu anda son derece soğuk. Montumu giydim, soğuk odaya girdim. Evet, sıcaklık -17 derece. Kutup Bilim Evi'nde soğuk odanın yapılış amacı da burada eğitim almaya gelenlere Antarktika soğuklarını hissettirmek. Şelale Park'tan ayrılıyor, Gençlik Gemisi'ndeki Sıra Gecesi etkinliğine katılıyoruz. Evet değerli izleyenler, Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcı ve genç arkadaşlarımızla birlikte şu anda oldukça keyifli bir ortamdayız. Evet, burası Gençlik Merkezi'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi. Evet değerli izleyenler, Tuzla aslında ilklerin yeri. Gençlik Gemisi de Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip. Genç arkadaşlarımız burada 30 ayrı branşta her türlü sanatsal eğitimi alabiliyorlar ve Gençlik Gemisi'nde çok kapsamlı etkinlikler düzenleniyor. Bizler de bugün çok özel, çok güzel bir kültür buluşmasına tanıklık ediyoruz. Evet başkanım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Saz ekibimiz türkülerini söylüyor, çiğ köftemiz yoğruluyor, genç arkadaşlarımızın enerjisi muhteşem. Bizi bu keyifli ortama davet ettiğiniz için öncelikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben öncelikle şunu belirteyim, hoş geldiniz ama biz buraya davetliyiz. Biz bugün Medeniyet Üniversitesi'nin davetliyiz. Evet. Sizin aslında tesadüf de oldu, bugün birçok yerde bulundunuz. Çok da güzel oldu. Ben teşekkür ediyorum, Medeniyet Üniversitesi'nin gençliği burada, başkan ve değerli hocalarıyla beraber onlara biz sadece ortam verdik, biz de davetliyiz. Yani evet, biz de misafiriz burada. Ama bugün sizin de Tuzla'da gezdiğiniz ve gençlerle ilgili yaptığım mekanlardan bir tanesi Eskişehir Atları Vapuru'nu Gençlik Merkezi'ne çevirdik. Bunun gibi 7-8 tane merkezimiz var ama bunun bir spesifik özelliği tabii ki bir şehir hatları olması. Gençlerimiz ne istiyorsa biz onları yapmaya çalışıyoruz. Ortam, mekan ve onların istedikleri branşlarda bilim, sanat, spor, her türlü konuda ilgileniyoruz. Bugün de Medeniyet Üniversitemiz sevgili gençler bizi davet ettiler. Siz de Tuzla'daydınız, siz de hoş geldiniz. Ben de teşekkür ediyorum onlara. Tuzla'da bulunmalarından dolayı da mutluluk duyuyoruz. 7-8 üniversitemiz var. Evet. Ve inşallah biz onlarla daha güzel işler birlikte yapacağız. Evet başkanım, gençlere yönelik bu güzel hizmetinizden dolayı sizi kutlamak istiyorum. Biraz da genç arkadaşımızla sohbet edelim istiyorum. Bakalım neler söyleyecek. Çiğ köftelerimiz de sanırım geldi. Evet, birazdan tadına bakacağız. Onun da merhabalar. Merhaba. İsminizi alabilir miyim? Muhammed Hüseyin Timuçin benim ismim. Evet. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Gençliği Öğrenci Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanıyım. Evet. Tuzla Belediyesi ile yaklaşık 1,5 aydır çalışıyoruz. Başkanımızı üniversitemizde misafir ettik. Şimdi de biz aslında başkanımızın, yani belediyemizin olan gemide misafiriz. Ama burayı bizim evimiz gibi görmemizi istiyorlar ki öyle de davranıyorlar. Gençlik Gemisi'nde keyifli dakikalar geçiriyoruz. Gençlik Gemisi'ne veda ediyor,
Şimdi de gençlik kampını ziyaret ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Tuzla Belediyesi'nin gençlere yönelik çok fazla sayıda yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Şu anda bir ormandayız. Burası Şehit Ömer Halis Demir Gençlik Kampı. Evet, kamp 150 bin metrekare alan üzerine kurulu. Öncelik Tuzla olmak üzere Türkiye'nin her tarafından gençler kamp yapmak için gördüğünüz bu merkeze geliyorlar. Kampta doğayla baş başa kalma imkanına sahip olan gençlerimiz aynı zamanda oryantering, tırmanma, paintball, okçuluk gibi her türlü etkinliği de yapma imkanına sahipler. Merkezi sizler için biraz gezmek istiyorum. Gençlik kampında doğayla baş başa kalmanın huzurunu yaşıyoruz. Efendim, Şehit Ömer Halis Demir Gençlik Kampı'na katılanlar arkamda gördüğünüz bungalov evlerde konaklıyorlar. Bu evlerden kampta 40 adet var ve 300 yatak kapasitesine sahip. Kampa katılanlarda hedef kitle 12-30 yaş arası. Değerli izleyenler, şunu da hemen vurgulamak istiyorum. Kampçılarımız konaklama, yemek ve aktiviteler için hiçbir ücret ödemiyorlar. Gençler kampta her türlü aktiviteyi yapma imkanına sahip oluyor. Değerli izleyenler, şu anda gençlik kampına grup halinde katılan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Evet, burada hava bugün bir aylı soğuk, şu anda yağmur yağıyor. Merhabalar, nereden geldiniz? Merhaba, ben Gazi Anadolu Lisesi'nden geldim. Evet. Buraya işte paintball oynamaya ve parkur yapmaya geldik. Güzeldi. Ama sanırım İstanbul'dan geldiniz. Aynen, İstanbul Çekmece Gazi Anadolu Lisesi'nden geldik. Grup olarak geldiniz. Aynen. Hepiniz aynı okuldasınız. Evet, öyle oldu da hava şartlarından dolayı birazcık parkur yapmaya mı geldik, komando eğitimi almaya mı geldik çok anlamadım ama. Evet, günübirlik geldiniz. Aynen, günübirlik geldik. Güzel tecrübe edindik yani. Evet, isim nedir? Emir Kurt ben. Emir'cim, ilk izlenimlerin nasıl kampla ilgili? Havası İstanbul'un o pis havasından, yani şehir havasından çıkınca gerçekten burası hani bir doğa harikası gibi geliyor insana. Evet. Ve çok iç açıcı yani havası. Gerçekten ciğerlerime temiz hava çektiğimi hissedebiliyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Biraz da arkadaşınla sohbet etmek istiyorum. Merhabalar, isim nedir? Batuhan. Batuhan'cım, ilk izlenimlerin nasıl kampla ilgili? İlk izlenimlerim çok iyi. Burada çok güzel bir doğa harikası var gerçekten. Hiçbir türlü bir zarar vesaire gözetilmemiş burada. Evet. Ve çok güzel parkurlar var. Bizim şansımıza tabii yağmur yağdığından dolayı biraz aksayabildi. Evet. Fakat çok güzel etkinlikler vardı. Şu an çok mutluyuz geldiğimiz için. Evet, bugün günübirlik geldiniz. Evet. İlerleyen zamanlarda daha uzun süreli katılmayı düşünür müsünüz? Evet. Cidden çok güzel bir yer. Hepinize tavsiye ederim. Mükemmel bir yer. Evet. Hava güzel, doğa muhteşem. Yağmurlu da olsa şu anda ortam çok güzel. Evet. Yani yağmur olmasından dolayı zaten o gelen toprak kokusundan bile hissedebiliyorsunuz ne kadar güzel bir yer olduğunu. Tavsiye ediyorum, cidden her an gelebilirsiniz yani. Evet değerli izleyenler, mis gibi temiz havayı burada içinize çekebilirsiniz. Arkadaşlarımızla sohbet etmeye devam edelim. Bakalım isim nedir? Enes. Enes'cim, sen neler söylemek istersin? Burası gerçekten çok güzel bir yer. Böyle kuş cıvıltıları, böyle doğayla iç içe bir yer. Etkinlikler olsun, böyle
etraf olsun. Gerçekten çok iyi bir yer. Ben de herkese tavsiye ediyorum. Yani mükemmel bir yer. Kesinlikle gelmeleri lazım. Hatta yazın da gelebilirler. Yazın kamplara katılabilirler. Gerçekten yani ben bile gelmeyi düşünüyorum diyeyim. Ama senin üzerin çok ince şu anda. Üşümüyor musun? Yani o kadar soğuk değil ama yağmur yağıyor sadece. Tabii siz sabahtan beri sürekli hareket halindesiniz. Evet. Etkinliklere katılıyorsunuz. O yüzden de fazla üşümüyorsunuz evet. Herhalde. Ondan dolayı. Zaten şimdi bir maçtan çıktık paintball'dan. Onun için de biraz ondan da kalmış olabilir. Tuzla'da şimdiki durağımız Gönül Evi. Evet değerli izleyenler, şu anda Tuzla Belediye Başkanımızın çok değerli eşleri Sayın Doktor Fatma Yazıcı ile birlikteyiz. Kendisi Tuzla ilçesinde sosyal sorumluluk anlamında çok önemli, çok güzel çalışmalara imza atıyor. Gönül Elleri Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda doktor kimliğinin dışında. Fatma Hanım, kolay gelsin, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, Tuzla'da olmak güzel, hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım, çok önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Tuzla ilçesinde ekibinizle birlikte, güzel hanımlarla birlikte, hanımların elinin değdiği her işte zaten harikalar yaratılır. Evet, Gönül Elleri projesi nedir? İzleyenler eminim ki merak ediyorlar. Açılımını biraz anlatır mısınız? Bu kapsamda ne gibi çalışmalarınız oluyor? Gönül Elleri projesi bir sosyal sorumluluk projesi aslında, bir iyilik çarşısı. Ve biz buna 10 yıl evvel başladık. Ve kadınlar üzerinden yürütüyoruz. Erkek gönüllülerimiz de var ama kadın ağırlıklı yürüyen bir proje ve biz kadının bakış açısını çok önemsediğimiz için ve kadının elinin değdiği, demin dediğiniz gibi yerler çok güzel olduğu için bu projeyi kadın üzerinden yürütmek istedik. Onun ince, naif ruhunu yansıtabilsin diye. O bakımdan şu anda 12 komisyonla yürüyen, işte yetimi, engellisi, yaşlısı, kadına şiddetle ilgili mücadele veren aileyi güçlendirme komisyonumuz, hakeza işte eğitim komisyonumuz, çocuk ve gençlik komisyonumuz, el sanatları komisyonumuz gibi birçok komisyonla Tuzla'nın girilmedik evi kalmasın istiyoruz. Bize başvuran, bizden yardım isteyen ya da istemeyen, istemeyi bilmeyen, bunlar için de sokak gönüllüsü projemizi başlattık ve istemeyi bilemeyen ya da bizi tanımayan, bilmeyen insanlara da sokaktaki komşusuyla ulaşmaya çalışıyoruz. Değerli izleyenler, Gönül Elleri Çarşısı'nda Özel Çocuklar Komisyonu'nda eğitim alan güzel arkadaşlarımızla birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Adın nedir? Burhan Güldür. Burhancığım, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Neler yapıyorsun, kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım. Biz resim dersinde resim yapıyoruz. Benim annem de resim yapıyor. Ben ona yardımcı oluyorum. Arkadaşlarımızla özel çocukları yapmak istiyoruz. Ondan sonra da resimleri takmak istiyoruz. Şaban, nasılsın? Ben tutayım mikrofonu, sen yorulma. İyi misin? Çok iyiyim. İyisin. Neler yapıyorsun? Gönül Elleri Çarşısı. Annemin yanında durmak seviyorum. Kardeşimi okulda yardım ediyorum. Tamam. Yardımlaşıyorsunuz. Sen de seviyor musun Burhan'a? Tabii ki çok seviyorum. Evet. Okumayı çok seviyorum. Tabii ki de yan öteyi de çok seviyorum. Gönül evlerinde ve yanı çakıtına gelmeyi çok seviyorum. Tuzla balığının tadına bakmadan ilçeden ayrılmak istemiyoruz. Evet,
değerli izleyenler, Tuzla'ya gelmek için çok fazla sebebiniz var. Tuzla İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri. Ancak burada İstanbul'un kargaşası, gürültüsü yok. Evet, Tuzla'ya gelebilir, sahilde yürüyüş yapabilir, denizin güzelliğine dalıp huzur bulabilirsiniz. Ayrıca Tuzla ilçesi bir denizcilik kenti. Burada balığın en lezzetlisini yiyebilirsiniz. Evet, balıksız Tuzla programı olmaz dedik ve kendimizi bu muhteşem masada bulduk. Yanımızda Yakup Bey var. Merhabalar Yakup Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz Belma Hanım. Hoş bulduk, teşekkürler. Bu nasıl bir masa? Bizim böyle çeşitlerimiz bol olduğu için masada böyle zengin oluyor. Evet, inanın bu kadar fazla balık çeşidi olduğunu bilmiyordum. Değerli izleyenler, masada balık adına yok yok. Gerçekten muhteşem. Birazdan Yakup Bey'den dinleyeceğiz. Evet, neler hazırlamışlar bize. Ellerinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu tabak dikkatimi çekiyor. Nedir o balık türü? Sunumu son derece güzel. Şimdi bu tabağın içerisindeki ürün kalamar, karides, yengeç ve bol yeşillik var. Sunum olarak da biz müşterilerimize böyle azar azar servis yapıyoruz. Tadımlık olsun diye. Neticede bizim buraya kadar gelen müşterilerimiz bütün ürünlere tatmasını istiyoruz. Evet, siz önce müşterilerinize mezeleri sunuyorsunuz. Ancak mezeler o kadar doyurucu ki değerli izleyenler, üzerine bir de balık yemenize gerek yok. Evet, ben hemen tadına bakmak istiyorum. Kalamar sotenin size özel bir yemek mi? Kesinlikle bize özel. Zaten bu görmüş olduğunuz bütün ürünler hep bize özel. Yani bu, şunu iddiayla söylüyorum. Türkiye'de böyle bir yemek sistemi yok yani sunum olarak. Yani evet. Gelen müşterilerimiz, misafirlerimiz bütün çeşit balıklardan doymuş olacaklardır. Evet değerli izleyenler, kalamar sote fena. Çok lezzetli, çok beğendim. Ellerinize sağlık. Evet değerli izleyenler, masamızda balıklı makarnamız ve hamburgerimiz dahi var. Gördüğünüz gibi çok şaşırdım. İlk kez balıklı hamburger görüyorum. Ama çok... Çocukların ilgisi nasıl? Çok talep var. Yani yiyen illaki bir daha gelip istiyor. Evet, gerçekten çok değişik lezzetler. Burada börek görüyorum. Bunun da içinde tabii balık var mutlaka. Kesinlikle. Yine sebzeli ve balık var. Yufkayla sarıyoruz onu biz. Evet. Sebzeli balık böreği. Çok güzel o da. Yani ne var içinde? Balığın dışında sebze türleri var. Havuç var, lahana var. Evet. Ondan sonra soğan var. O şekilde karma bir şey yapıyoruz ve sarıp bu şekilde müşterimize sunuyoruz. Evet. Gerçekten bu işi biliyorsunuz. Yakup Bey, burada soslu bir balık görüyorum. O nedir? Bu balık da... Onun da sunumu çok özel. Evet. Bu balık da Karadeniz somonu. Izgara yapıyoruz. Üzerine soğan ve sos. Evet. Bu şekilde müşterimize sunuyoruz. Evet. Burada yine çok değişik bir balık türü görüyorum. Patlıcan, köz patlıcan bunu sanırım. Közlemiş patlıcan. Evet. Üzerine iskorpit balığı. Evet. Patlıcanı közlüyoruz. Üzerine balık, bu şekilde müşterimize sunumunu servis yapıyoruz. Evet, bunlar gerçekten çok değişik, çok özel lezzetler. Nereden aklınıza geldi balıklı makarna yapmak, balıklı hamburger yapmak, köz patlıcanın üzerine balığı servis etmek? Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi nereye giderseniz gidin, yani bu yemek sektöründe artık her şey birbirine benziyor. Biz de bunu kırmak için böyle bir şey düşündük. Ve bu da gerçekten de müşterimizin ilgisini ve teveccühü her geçen gün artıyor. Biz de bunu görünce daha da çok çeşit yapmayı düşündük ve yapıyoruz da. Yani bununla ilgili işte şu anda 100-120 çeşit ara sıçağımız var. Evet, bu konuda son derece başarılı olduğunuzu söyleyebilirim. Mısır ekmeği, tabii ki balık varsa mısır ekmeği de mutlaka olmalı. Onu da kendiniz yapıyorsunuz. Evet, aynı zamanda mısır ekmeği kendimiz yapıyoruz. Ve çok güzel yani şu anda. Yani masanın dışında müşteri kendi evine de paket alıyor yani böyle tepsilerle. Evet Yakup Bey, kardeşlerinizle birlikte yıllardır bu muhteşem lezzetleri Tuzla'da yaratıyorsunuz. Alışılagelmişin çok dışında balık çeşitleri var burada. Bunu çok samimi söylüyorum. Ben biraz da Sezgin Bey'e mikrofon uzatmak istiyorum. Sezgin Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba efendim, hoş geldiniz. Siz nasılsınız, iyisiniz? Bizler de iyiyiz. Valla bu masada iyi olmamak mümkün değil. Sizi kutluyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet, oradaki çeşitler nedir? Bu balık kılıç balığı. Biz bunu tereyağında yapıyoruz. Tereyağlı, sebzeli kılıç balığı. Evet,
tereyağını kullanıyorsunuz. Önümüzdeki evet. Balık çeşidinde de var o. Bu da levrek balığı, levrek ızgara. Üzerine tereyağı falan döküyoruz, güzel oluyor. Evet. Diğeri neden? Fener balığı. Fener balığı da sebzeli oluyor. Domates, biber falan. Üzerine kekik serpiştiriyoruz. Herkesin tercihi farklı olduğu için kimisi somon istiyor ana yemek olarak yiyor. Kimisi patlıcanlı istiyor. Evet, aslında Ali Nazik gibi patlıcanlı evet, balık. Ama bu çok güzel. Yani. Gerçekten de közlemiş patlıcan üzerine balık yani mükemmel bir şey yani. Evet, onun tadına bakmak istiyorum çünkü daha önce denemediğim bir lezzet. Güzel. Evet, siz bana şöyle, şöyle. Evet lütfen. Evet değerli izleyenler, çok şanslıyım. Şu anda denizcilik kenti Tuzla'da balığın yerinde balığın en özel çeşitlerine en özel sunumlarla tadıyorum. Yılların ustalarının elinden. Samimi söylüyorum, çok güzel. İlk defa közlenmiş patlıcanla balık yiyorum. Çok özel bir lezzet. Balığımız neydi? İskorpit. İskorpit. Evet. İskorpitle mi daha lezzetli oluyor? Yani daha güzel yakışıyor buna patlıcana. Biz genelde onu kullanıyoruz. Vallahi bayağı bir yakışmış Yakup evet. Bey. Afiyet olsun efendim. Şimdi patlıcanla balık olur mu bazen insan düşünüyor. Yani gerçekten de çok güzel birbirine yakışıyor. Hem de süper. Evet, ben de ilk gördüğümde masada öyle düşündüm. Ancak evet inanın, bana inanın, ben size hiç yalan söylemedim değerli izleyenler, çok yakışmış. Evet değerli izleyenler, şu anda ortamımız çok güzel, keyfimiz yerinde. Hemen sağ tarafımızda sahil var, kayıklar var. Evet, insanlar cıvıl cıvıl yürüyüş yapıyorlar, geziyorlar, hava mis gibi. Önümüzde de muhteşem bir sofra var. Eda ne olsun, öyle değil mi? Bunda iyisi can sağlığı. Evet kesinlikle. Yakup Bey, Sezgin Bey, çok teşekkür ediyoruz ev sahipliğiniz için. Ellerinize sağlık. Biz çok teşekkür ederiz Berma Hanım. Sizi burada ağırlamakta, burada görmekte bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, İstanbul'un en güzel ilçelerinden Tuzla'yı biz epey gezdik, anlattık. Ancak Tuzla'nın güzelliklerini bir de Tuzla Belediye Başkanı Sayın Doktor Şadi Yazıcı'dan dinlemek lazım dedik ve Sayın Başkanımla buluştuk. Efendim öncelikle misafirperverliğinizden dolayı ben çok teşekkür etmek istiyorum. Tuzla çok güzel bir ilçe ve burada olmak gerçekten çok güzel. Evet, hoş geldiniz. Biz de gerçekten keyif duyduk. Sizi ağırlamaktan onur duyduğumuzu ifade ediyorum. Evet efendim, çok teşekkür ediyorum size ve değerli ekibinize. Evet, Tuzla'nın güzelliklerini izleyenlere anlatalım istiyorum. Ancak öncelikle sol tarafımızda muhteşem bir görüntü var. Marina. Evet, ödüllü projeniz sizin. Evet. Neler söylemek istersiniz? Tabii Tuzla'yı İstanbul'un en ucunda, en periferinde olan bir ilçe olduğu için herkes çok farklı tanımaz. Dolayısıyla çok da uğrak bir yer değildir. Eskiden biraz gastronomi ilçesi olarak bilinirdi. Köftesiyle, bamyasıyla, enginarıyla meşhurdu. Ama şimdi tabii Marina ile beraber çok farklı bir şey kattık. Deniz deyince akla Tuzla gelsin dedik. Bunlardan da bir tanesi eksikti. Marinamız yoktu. Bir de işte alışveriş yerimiz yoktu. Kendine yeten bir ilçe olmamız vardı. Eğlence alanlarımız olmalıydı. Marina projesi aslında bunların hepsini komplike yapan bir projeydi. Başkanım, hemen belirtmek istiyorum. Marina eğlencenin ve alışverişin buluştuğu bir merkez diyebiliriz aslında. Evet. Hem alışveriş yapıp hem eğlenip, yani hem çocuğa hitap eden, hem kadına hitap eden, hem de teknesi olan veya başka türlü eğlence olan erkeğe hitap edebilen evin reisine. Annenin, babanın, evin reisi kimse tabii. Evin reisi ve çocuklara hitap edebilen bir mekan, bir hafta sonu geçirmek isteyen herkes için uygun bir alan olmuştur. Tuzla'nın eski tarihi evleri var, Rum evleri var. Yani bu tarihi güzelliğini şimdi inşallah restorasyon ve restitüsyon projeleriyle daha da güzelleştiriyoruz. O tarihi evlerin, mekanların olduğu yerler gezilebilir. Ama Tuzla'mızda özellikle de piknik yapmaya gelen, yeşille buluşmak isteyen insanlar için de Akfırat'ta Tepeören bölgesinde var. Ve tabii ki formula alanındaki motosporlar ve diğer şeyleriyle beraber gezecek, görecek yerlerimiz var. İstanbul'un Tuzla büyük yükünü alıyor aslında.
tersaneleriyle, organize sanayileriyle, işte büyük büyük fabrikalarıyla, belki sanayi için gelenler çok var ama bunları görmek için gelen insanların bizim için çok daha önemli olacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle de şimdi benim köyüm çiftliğim parkı açılacak inşallah yakında. Bir çiftlik hayvanlarını gören gençler çocuklarımız olacak. Ama biz kültür, sanat, spor ve bilim dahil olmak üzere gençlerle yapılan çalışmalar veya kadınlarımıza yönelik çalışmalarla birlikte Tuzla'mızda yaşamanın engellisi, yetimi, yaşlısı, dulu dahil olmak üzere bütün sosyolojik olarak dezavantajlı kesimlerin her türlü imkanı ve çalışmayı bulabilecekleri bir alan dediklerinde Tuzla'da yaşamak ayrıcalıktır diyoruz. Özellikle de Şelale Park'a sadece Tuzlalıların değil İstanbulluların ve Marmara bölgesinde belki en büyük parklardan birisi değil ama en fonksiyonel park olduğuna inandığımız Tuzla Belediyesi'nin yapmış olduğu önemli projelerden bir tanesi. İçerisinde birçok fonksiyon var. 150 bin metrekare bir alan ama özellikle de herkesin yapabileceği, Tuzla Kart'a sahip olan, herkesin rahatlıkla gidip çok ucuza ve hatta maliyetinin altında faydalanabileceği buz pateni, bowling, karting hizmeti, bunun yanında bay ve bayanlara ait havuzların olması, bilim merkezinin, planetaryumun olması, Türkiye'nin ilk kutup evinin olması ve oradaki işte hologramik hayvanat bahçe dahil olmak üzere bizim Şelale Park'taki şimdi kurulacak olan muhteşem bilim merkezinin yanındaki Bilsem'le beraber bilim parkı olarak biz özellikle de söylüyoruz. Eğitim parkı diyoruz ama artık bilimle özdeşleşen bir park olarak herkesin gelip görmesi gereken bir alan olacak. Evet başkanım, Tuzla'ya geldiğimiz andan itibaren sizin renkli kişiliğinizle ilgili aslında çok detay duyduk. Ancak biz de bizzat şahit olduk buna. Özellikle gençlerle diyaloğunuz çok iyi. Tuzla halkı sizi çok seviyor. Neler söylemek istersiniz? Gençleri çok önemsiyorsunuz. Evet, yani bizim bu kanuni değil ama üstümüzde bir manevi bir görev olduğunu inandığımız geleceği en iyi şekilde gençlerle birlikte oluşturabiliriz. Genç bakışta, kadınca bakışta işe alarak tabii ki. 3800 kadın kent gönüllümüzle çalışmalarımızı yapıyoruz ama gençlerle tamamen ilçenin 10-15 yıl sonra onlara emanet edileceği düşüncesiyle biz gençlerimizin hem eğitimleriyle hem de sosyal, kültürel ve özellikle de musikiyle, sanatla, sporla en iyi noktaya gelip donanımlı bireyler olarak Tuzla'nın geleceğini oluşturma konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Evet değerli izleyenler, Tuzla'ya gelin. Tuzla çok keyifli, çok güzel bir ilçe. Marina'yı gezin, Şelale Park'ı gezin, sahilde yürüyüş yapın ve gitmeden mutlaka balık köfte yiyin. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Güzel ev sahipliğinizden dolayı bir kez daha başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok memnun olduk. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Evet değerli izleyenler, İstanbul'un en güzel ilçelerinden Tuzla'daki keyifli turumuz buradan sona eriyor. Haftaya tekrar aynı gün aynı saatte sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.